S-400'lerin kontrolü Türkiye'de mi olacak? Bakan Akar'dan son dakika açıklaması. ABD'nin Türkiye'ye yönelik katsa yaptırım kararlarının ardından S-400'lerle ilgili birçok şey merak edilmeye başlandı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, S-400'ü kendimiz kullanma kabiliyetine sahip miyiz gibi soruların yanıtlarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan aldı. Köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulunan Acet, Bakan Akar'ın en çok merak edilen sorulara yanıtlarını da aktardı. Mehmet Acet'in çok konuşulan köşe yazısı. Önceki gün bir grup meslektaşımızla birlikte gündemdeki konuları konuşmak, aklımızdaki soruları sormak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldik. Akar, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özne olmuş durumda. Bu da sorumlulukları ve görevleri arttırıyor. Savunma Bakanlığı da bu konudaki nasibini alıyor diye başladı. Akar'ın bu sözlerini anlamlandırmak için Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptığı 5 yılı aşan süreyi ve geldiğimiz noktayı şöyle bir gözümüzün önünden geçirmemiz yeterli. 5 yıl, 5,5 yıl önce diyelim 2015'in yaz aylarında böyle bir buluşma olmuş olsaydı konuşulacak olan konuların %90'ı Türkiye'yi kendi topraklarında tehdit eden Hendek terörüne verilen cevaplardan ibaret olacaktı. Halbuki bizim bu son buluşmamızda Bakan Akar, Libya'yı, Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı, Suriye ve Irak'ı, Karabağ ve Azerbaycan'ı anlattı. Niye? Çünkü bunlar artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aksiyon aldığı, faaliyet yürüttüğü, Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerinin arkasını başarıyla doldurduğu yerler. Salı akşamı El Cezire televizyonunda yaptırım konusunu tartışmak üzere davet edildiğim yayında benimle birlikte ABD'den yayına katılan Clinton döneminin NATO Büyükelçisi Robert Hunter enteresan bir iddia ortaya attı. Dedi ki, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füzelerinin kumandasında Ruslar olacak. Bu durum bizi endişelendiren faktörlerden biri. Programı sunan spiker bu iddiayı bana sorunca bu doğru değil. Türkiye bu sistemi kendi kullanacak diye cevap verdim. ABD'li eski elçinin bu iddiasını önceki günkü buluşmamızda gündeme getirip S-400'ü kendimiz kullanma kabiliyetine sahip miyiz diye sordum. Bakan Akar'dan cevabını araya girmeden aktarayım. Eğitim kurulum sürecinde uzman arkadaşlarımız eğitim aldılar. Eğitimler kullanıcı, öğretici seviyesinde oldu. Kendimiz kullanacağız. Ruslar olmayacak. Kullanım yetkisi, kullanım bilgisi bizim personelimizde, emir komutası bizim kontrolümüzde olacak. Buluşmamızda Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'leri Türkiye'nin neden satın aldığına dair ayrıntılı açıklamalar yaptı. Söylediklerinden anlıyoruz ki, hava savunma meselesi Türkiye için yeni bir mesele değil. Son yılların bir meselesi olarak gündeme geldi diye düşünüyor olabilirsiniz ama öyle de değil. Bakan Akar, Türkiye'nin neden böyle bir ihtiyaca sahip olduğuyla ilgili tartışmaların başlangıcı için ta 1982'yi işaret ediyor. Yine araya girmeden bu önemli bilgileri Bakan Akar'ın ağzından aktaralım. 2011 sonrasında özellikle artan tehdit var. Bunu düşünmek zorundayız. Nasıl savunacağız ülkeyi deyince bu ortaya çıktı. 1982'den beri Türkiye'nin hava savunma meselesi var. En son S-400 ile noktalandı. Kriterlerimiz var, teknoloji transferi ortak üretim var. Kriterler konuldu, bunun çerçevesinde alışveriş oldu. Biz artık pazar olmayacağımızı söyledik. Şeffaf işlem yapıldı, saklı gizli bir şey yok. Türkiye her denilene evet diyecek bir ülke değil. Bakan Akar, Türkiye S-400 nedeniyle ABD'nin yaptığı haksızlıkları anlatırken, eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO'ya dahil olan birçok ülkenin Rus yapımı mühimmata sahip olmalarını, Yunanistan'ın Rusya'dan S-300 sistemini almasını örnek gösteriyor. Diyalog, uzlaşma, hoşgörü ve problemleri çözecek yaklaşım olması lazım diyor. Bu konular üzerinde konuşurken Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile arasında geçen bir diyaloğu bize anlattı. Hani S-400'lerin F-35'leri tehdit etmesi iddiası var ya, bu diyalog da bununla ilgili. F-35 ile karışma olur tartışmaları, bu mühendislik meselesi. Bizim mühendislerimiz olmaz, sizin mühendisleriniz olur diyor. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi? NATO da gelsin. ABD de olmaz dedi. Bunları hep konuştuk. ABD'li Savunma Bakanı gittiğimizde F-35, S-400 etkiliyor dedi. Kim dedi diye sorduk. ABD'li pilot. Peki pilot kaç kere F-35 ile uçmuş, kaç kere S-400 ile karşı karşıya gelmiş? Bu şahit olmaz. İsrail'de F-35 var, Suriye'de S-400 var. Onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor?
Hayır. Geldik en önemli soruya. ABD'nin bu yaptırım kararının etkileri neler olabilir? Akar'ın soruyu cevaplarken Türkiye'nin İHA-SİHA hikayesini örnek göstermesi dikkat çekiciydi. SSB'nin yaptırımlar sebebiyle sıkıntılı olabilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük? İHA'mız SİHA'mız yokken İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu? Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri, sonra sivil firmalara aldı başına gitti. Bakanlıkta SSB çalışıyor olayın boyutları var. Sıkıntılar neler olabilir, onların tespiti ve çözümü için neler yapabiliriz? Elimizde problemler ve neler yapabileceğimiz olacak. Pompeo'dan ilginç Türkiye'ye S-400 yaptırım açıklaması. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye getirdiği KATSA yaptırımları hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Pompeo görüşmede yaptırımların hedefinin Rusya olduğunu, Türkiye gibi ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Karl Brown'un yaptığı yazılı açıklamaya göre Pompeo görüşmede Çavuşoğlu'na Türkiye'nin S-400 alımının Amerikan personeli ve askeri teknolojisinin güvenliğini tehlikeye attığını ve Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim imkanı tanıdığını söyledi. Yaptırımlarla hedefimiz Rusya'ya zarar vermek, size değil. Pompeo görüşmede yaptırımların hedefinin Rusya'nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek olduğunu ve Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımadığını belirtti. Açıklamada Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'yi S-400 meselesini uzun yıllara dayanan savunma sektörü işbirliğimizle tutarlı şekilde çözmeye ve NATO ile uyumlu silah alımına yönelik NATO yükümlülüklerine tekrar kendini adamaya çağırdı ifadesini kullandı. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.